Hollanda'da bisikletle çocuk taşıyorlar, burada snowmobile. Hani buz bulamadın mı? Hayır, buldum bak, içeri basamıyorsun. Demek ki sağlam yemek. Burada şu anda hiç kimse yok. Christmas olduğu için muhtemelen evlerindeler ama açık bırakmışlar dükkanı. Kendiniz geliyorsunuz, alışverişinizi yapıp kendiniz ödeyip gidiyorsunuz. O kadar güveniyorlar insanlara. Şu an saat tam 3. Bakın başka müşteriler geldi. Dükkan kapandı. Maalesef dışarıda kaldılar. İkinci Airbnb evimiz burası. Evin içini göstereyim size. Zengin muhitine gelmişiz yanlışlıkla. Arkamda gölü görüyorsunuz şu an. Tamamen donmuş, üstü kar. İsveç 3. vlogundan herkese merhabalar. Bu vlogta Umeå'ya gidiyoruz. Daha da kuzeye gidiyoruz. Bugün ama 24 Aralık, yani Christmas'ın bir gün öncesi. O yüzden birçok yer kapalı. Yemek yiyecek bir yer bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Şimdi yol üzerinde bulduğumuz bir yere geldik. Burada böyle kıtır kıtır ekmekler var, kraker tarzında. Ve bazı soslar vesaire, peynirler satılıyor. Sıcak bir şeyler bulamazsak muhtemelen burada biraz açlığımızı yatıştırmak için bir şeyler alıp onları yiyeceğiz. Yol üzerinde İsveç köftesi yapan bir yer daha var. Oranın da açık olup olmadığını bilmiyoruz. Burada bir yer bulamazsak sonra onu deneyeceğiz. Size içeriği gösterelim. Şurada bakın, tüm bröt dedikleri böyle kraker tarzı bir ekmek var. Aslında şey, kuru yufka. Şunu ben beğendim mesela. Deka olanı. Biraz tadı falan da güzel geldi. Bayağı kuru yufka. Tam böyle şeye bandırıp yemelik. Soslara bandırıp yemelik. Güzel bir yer. Bu arada burada şu anda hiç kimse yok. Christmas olduğu için muhtemelen evlerindeler ama açık bırakmışlar dükkanı. Kendiniz geliyorsunuz, alışverişinizi yapıp kendiniz ödeyip gidiyorsunuz. O kadar güveniyorlar insanlara yani. Aynen, yani biz kimseyi göremedik. Şurada bir kasa var. Buraya ödeyip çıkmamız gerekiyor muhtemelen bir şey alırsak. Olmadı, gelip buradan bir şeyler alacağız. Şu an bir markete geldik bir şeyler alalım diye. Market aslında kapalı ama bu marketin uygulamasını indirirseniz ve o uygulamaya İsveç'te olan bir banka kartınızı tanımlayabilirseniz içeri girebiliyorsunuz kapıdaki QR kodu okutup. Aldığınızı da ödeyip çıkıyorsunuz içeriden. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Biz maalesef indirmeyi denedik, yapamadık. Şimdi o biraz önce baktığımız dükkana dönebiliriz ya da açık başka market arayacağız. Hamburgeri buldun Burçak Hanım. Şimdi bir benzinliğe geldik. Benzinliklerin marketlerinin açık diye okumuştuk. Burası da açıktı. Tam saat 3'te kapatıyorlarmış. Biz de son müşterileri olarak geldik. Yani biraz daha geç kalsaydık bunları da alamıyor olabilirdik. İşte hamburger yaptılar. Patates aldık, kola aldık falan böyle. Aynen, bence bir benzinlik için iyi bir menü. 3'te kapanıyormuş bu arada burası. Saat şu an 3'e 3-5 dakika var. Şu an saat tam 3. Bakın başka müşteriler geldi. Dükkan kapandı. Maalesef dışarıda kaldılar. 3'te nasıl ama hava durumu? İkinci Airbnb evimiz burası. Geceliğine 136 euro verdik. Evin içinde bulunduğu mahalle gerçekten çok şirin. Umeå'nın biraz güneyinde bulunuyor burası. Size şimdi bu evin içinde göstereceğim. Bakın, evin hemen önünde sağlı sollu aynı bu şekilde evler bulunuyor. Şu karşıda bir parti var. Burada çok fazla araba var. Aynı şekilde şu karşıdaki ev çok güzel ışıklandırılmış. Mahalle böyle devam ediyor. Evin içini göstereyim size. Böyle girdiğiniz gibi bir mutfak var. Mutfağı bence gayet kullanışlı, büyük böyle bir alan yapmışlar. Buradan merdivenle üst bir asma kat var. Orada iki kişilik yatak var, birazdan göstereceğim. Hemen burası tuvalet, banyo. Burası da gayet kullanışlı. Yine duvar içinde olmayan klozet. Bu ülkede gerçekten yaygın değil, dediğim gibi o tip. Hep böyle eski tip klozetler var. Sonra
bu tarafta şöyle bir televizyon alanı ve kanepe var. Bu da açılıyor. İki kişilik yatak oluyor. Ondan sonra bu merdivenden yukarıya çıkınca bu asma kata geliyorsunuz ve burada iki kişilik başka bir yatak var. Burada da mesela yatağın nevresimlerini biz kendimiz seriyoruz. Bu ülkede gerçekten bu çok ilginç bir olay. Nevresim vermiyorlar. Genelde verdikleri yerlerde de siz nevresimlerinizi kendiniz yatağınıza seriyorsunuz. Şu an evin olduğu mahallede yürüyüşe çıktık. Gördüğümüz bir araba. Bu arada bu mahalle de çok güzelmiş. Evler hep böyle güzel güzel ışıklı. Gerçekten bak şu da çok güzel. Tek katlı. Evet. Yok belki çatı katı da var ama çok geniş yani. Evet. Gerçekten bu mahalle çok iyiymiş. Böyle bir sokak. Zengin muhitine gelmişiz yanlışlıkla. Şimdi bir akşam yürüyüşü yapalım dedik. Hava çok güzel. Birazcık yumuşak bir hava var. Yakınımızda böyle bir göl gibi bir şey vardı. Onun yanına geldik ve arkamda gölü görüyorsunuz şu an. Tamamen dolmuş. Üstü kar. Ama tabii gece gece üstüne çıkmayız. Ama muhtemelen çıkmışlar çünkü üzerinde izler var. Yani hani evet. Kızak izleri de var. Ayak izleri de var. Şu arkada da. Belki gündüz tekrar geliriz. O zaman belki. Belki deneriz bir şey. Deneriz evet. Günaydın, kaldığımız mahalleyi size gündüz de göstermek istedik. 9.30 gibi güneş doğuyor, 2.10 kala da güneş batıyor. Biraz daha uzun aydınlık aslında çünkü 8'e doğru ilk gün ışıkları başlıyor. 3'e kadar da hava tam anlamıyla kararmıyor. Ama çok kısa gün yaşıyoruz tabii ki. Burası kaldığımız ev, dün gece size göstermiştim hemen solumda. Dün gittiğimiz Donmuş Göl'e gideceğiz buradan şimdi. Mahalledeki evleri tekrar gündüz gözüyle de göstereceğiz. Burası dün geldiğimiz göl yolu. Şu an bir sürü araba var. Çünkü buradaki bir tepede kayıyorlar. Yukarıda ateş yakıyorlar. Masalar vesaire vardı zaten orada. Dün gece görmüştük. Gölde bu yolun devamı dümdüz önümüz. Umarım gölün üstünde de birileri vardır. Biz de o cesaretle gölün üstüne çıkabiliriz. Sağlam. Baktım ama bak. İçe girmiyor. Ya of ya. Burayı kazdım. Hani buz bulamadın mı? Hayır buldum bak. Hmm. İçeri basamıyorsun. Demek ki sağlam yani. Aynen. Dediğim an giriyormuşum şu an. O sırada elin al geliyor çocuklar da. Tamam da onlar içine girmiyor ki. Giriyorlar mı? Gel gel gel. Dünkü gölümüze tekrardan geldik. Bugün böyle gündüz gözüyle etrafta kalabalık olunca biz de birazcık cesaretlendik ve şimdi gölün üzerine çıktık. Etrafta da gölün üzerinde snowmobil yapan insanlar var. O yüzden güvenli olabileceğini düşünüyoruz. Hayır zıplama. Bakın bu alan tamamen göl. Şu ağaçların, çalıların oradan buraya itibaren tamamen göl. Hollanda'da bisiklet de çocuk taşıyorlar, burada snowmobile. İsveç'teki 3. vlogumuzu burada kapatıyoruz. Daha kuzeye köpek kızağı yapmaya gidiyoruz. 4. videoda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. From the past.